İtimat Tavukçuluk, Leziz Lezzet, Lele Yumurta, Belma Belen'le Festival'deyiz programını sunuyor. Efendim programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Dünya Yumurta Günü etkinliğindeyiz. Ankara'da Dünya Yumurta Günü dolayısıyla Yumbir'in gerçekleştirdiği organizasyondayız. Dünya Yumurta Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikteyiz. Çok başarılı bir organizasyon. Katılım çok fazla. Bizler de bugün bu başarılı organizasyonu sizler için takip edeceğiz. Organizasyonda müzik dinletisi büyük beğeni topluyor. Bu yıl Dünya Yumurta Günü etkinliğine katılım bir hayli fazlaydı. Dünya Yumurta Günü dolayısıyla düzenlenen öykü ve resim yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından çok fazla sayıda öğrenci katıldı. Değerli izleyenler, 10 Ekim Dünya Yumurta Günü'nde etkinlik programı bir hayli yoğun. Çocuklara yumurtayı sevdirmek adına etkinlikte bir de öykü ve resim yarışması düzenlendi. Yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller verildi. Evet, birincilik ödülü 2000 Türk Lirası değerinde bir çek Kemal Göçer'e, değerli müsteşarımızın ellerinden takdim ediliyor. Efendim çok değerli Yumbir Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Konya ile birlikteyiz. Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dünya Yumurta Günü çok başarılı bir organizasyonda. Emeği geçen herkesi ben öncelikle kutlamak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlandınız? Türkiye'de kaç yıldır kutlanıyor başkanım? Evet, teşekkür ederim böyle bir imkanı verdiğiniz için. Yumurta gerçekten çok faydalı, kaliteli bir gıda. Fakat yumurtayı biz tüketimini artırabilmemiz adına bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bunu da bu yıl inşallah Milli Eğitim Bakanlığımızın da destekleriyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında resim ve öykü yarışmasıyla başlatmış olduk. Başkanım, bugün Dünya Yumurta Günü dolayısıyla gerçekleştirdiğiniz etkinliklerde çocuklarımıza sadece yumurtayı sevdirmediniz. Aynı zamanda çok yetenekli çocuklarımızın bir takım becerilerini, yeteneklerini de keşfettiniz. Gün ışığına çıkarttınız. Yani çocuklar çok keyifliydi bugün. Kesinlikle, sizler de gördünüz. Biz ülke olarak şuna çok ihtiyacımız var. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu çocuklarımızın sağlıklı, zeki ve güçlü olmaları gerekiyor. Ki olmalılar ki önce kendileri için faydalı, ailesi için faydalı ve ülkesi için faydalı olabilmeli. Başkanım, sizi yakalamışken hemen en doğru ağızdan bu bilgiyi almak istiyorum. Taze yumurtayı nasıl anlayacağız? Bunun bir yolu var mı? Sadece tarihine bakıp mı marketlerde anlaşılabilir? Yoksa genel görüntüsünden anlamamız mümkün mü? Yani en basit test yapabilme imkanımız var tüketicilerimizin de. Normal bir kap, tas şeklinde bir kap düşünün. Onun içini suyla doldurun. Yumurtayı içine bırakın. Yumurta eğer dibe doğru batıyorsa tazedir.
Ama ortalarda kalıyorsa biraz tazeliği kaçmıştır ve su yüzünde yüzüyorsa o bayattır. Sorumludur, bayattır. Ama tabii ki evlerimize gelene kadar markette böyle bir test yapmamız mümkün değil. Ne yapacağız? Tarihine bakıp alacağız değil mi efendim? Evet. Başkanım, dediğim gibi sizi yakalamışken hemen benim de çok merak ettiğim, eminim izleyenlerin de çok merak ettiği bir şeyi sormak istiyorum. Şu beyaz yumurta ile sarı yumurta arasında nasıl bir fark var? Yani bazen tereddüt ediyorum çünkü. Acaba beyazını mı alayım, sarısını mı alayım? Besin değeri açısından, faydası açısından hiçbir fark yok. Çünkü beyaz yumurtadaki değerler kahverengi yumurtamızda da var. Ama sadece kabuk kalitesi, kabuk kalınlığı anlamında sarı yumurta biraz daha mukavemetli. Beyaz yumurta kabuğu biraz daha sarıya göre zayıftır. Ama besin değeri, fayda anlamında hiçbir farklılıkları yok. Başkanım, Yumbir'in çok değerli yönetim kurulu başkanı olarak verdiğiniz o çok değerli bilgiler için ben çok teşekkür etmek istiyorum. 10 Ekim Dünya Yumurta Günü tekrar hayırlı olsun diyorum son olarak. Ben çok teşekkür ederim böyle bir imkanı verdiğiniz için. Etkinlik kapsamında sahnede bir de yumurta şov gerçekleştiriliyor. Yediğimiz herhangi bir makarnanın hamurunda kesinlikle su kullanılmıyor. Sadece yumurta sarısı ve onun hazırlanan hamurlar. Sonra bildiğiniz gibi börek vesaire, pasta, pasta kreması ve bütün tatlılarda hemen hemen yumurta olmazsa olmaz. Onun için mutfakta aşçı kadar yumurta da çok önemlidir. Yani kesinlikle ustam, o zaman biz de fazla uzatmayalım. Şova başlayalım mı? Yumurta gününde davetlilere yumurtadan yapılan lezzetli yemekler ikram ediliyor. Değerli izleyenler, Dünya Yumurta Günü etkinliğinde birazdan yumurta ile yapılmış birbirinden lezzetli yemeklerin tadına bakacağız. İnanın ben de çok merak ediyorum. Gerçekten organizasyon çok keyifli geçti. Amacına ulaştı diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz ödüllerini aldılar. Yetenekli öğrencilerimiz ön plana çıktılar. Onlar da çok mutlu oldular. Ben hemen sormak istiyorum. Bunu çok merak ediyorum. Yumbir'in genel sekreteri günde kaç yumurta yer? Valla ben yemediğim günler var ama özellikle hafta sonları sabahları tereyağında iki tane yumurta yiyorum. Cumartesi kadar. Ortalama en az 5 veya 6 haftada diyebilirim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu başarılı organizasyon, keyifli organizasyon için tüm Yumbir ailesini kutluyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. TGRT ailesi olarak bizlere yardımcı oldunuz burada. Değerli katkılarınız için de ben de TGRT'ye, yumurta üreticiler adına çok teşekkür ediyorum. Efendim, gıda sektörüyle ilgili, yumurtanın faydalarıyla ilgili en doğru bilgiyi kimden alacağız? Tabii ki işin doğayeni bir gıda mühendisinden alacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Petek Ataman. 1984'te gıda mühendisi oldum. Türkiye'nin ilk gıda mühendislerindenim. Ve hep de mesleğimi yaptım. Yumurtayla ilgili, sektörle ilgili, faydalarıyla ilgili bir şeyler konuşacaksak da hakikaten beslenmede biliyorsunuz faydaları çok konuşuluyor. Ama bizim sektörümüzde de yumurta vazgeçilmez bir girdidir. Teknolojik olarak vazgeçilmezdir. Siz de ev hanımısınız, bilirsiniz belki. Kabartıcıdır örneğin, parlatıcıdır. Emulgatördür, iki fazı bir araya getirir değil mi? Özellikle mayonezde. O nedenle yumurta gıda sektöründe, belki sadece süt sektörü hariç, her sektörün içinde çok ciddi bir, önemli bir ham maddedir. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliği dile getirdiğiniz ve ilettiğiniz için tüketicilere. Sağ olun. Ve Yumbir'in gerçekleştirdiği Dünya Yumurta Günü organizasyonu başarıyla sona eriyor.
Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da istemeyerek programımızın sonuna geldik. Haftaya Belma Belen'le Festival'deyiz programında yeni festivallerimizde tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Bir dahaki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İtimat Tavukçuluk, Leziz Lezzetli Ele Yumurta, Belma Belen'le Festival'deyiz programını sundu.